Günaydın, hoş geldiniz. Saat 10. Ben normalde 7'de kalkarım, biliyorsunuz beni. En geç 8. Ama dün gece inanın full acildeydik. 10'da kalktık hepimiz. Ama bugün yine doktor bakıyorum. Tekrardan şöyle bir kahvaltımızı yapar çıkarız diye düşünüyorum. Doktora gitmemiz lazım. Mehmet'i aradım, o da gelecek. İş yerinden erkenden izin alacak. Bir hastaneye gitmemiz gerekiyor. Tekrardan şunu kapağını. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Evet kızım. 2 günden beri hastanedeyiz. İnanın. Gidelim bakalım. İnşallah bugün çözülür işimiz. Geçelim şöyle. Gel kızım. Hadi gel. Gel bakalım. Gel biz oturalım, baban halletsin. Gel anneciğim. Gel otur prensesim. Şöyle Mira'nın yüzünü size göstereyim arkadaşlar. Her yerinde. Bakın elinde, şöyle bacaklarında, yani çıkmayan yer yok çocukta. Dün hastaneye gittik, hiçbir sonucu alamadık ve şey, yani daha da azdı ilaç kullanmamıza rağmen. Bakar mısınız yavruma ya? Okuldan geldikten sonra bir şey oldu. İlacın etkisini göremeyince dedik ki başka bir hastaneye gelelim, başka bir doktora gidelim, ilaç yazdıralım dedik. Bakalım. İyi misin anneciğim? Ha? İyi misin benim prensesim? Ver elini anneciğim. Diğer elini getir. Ne oldu? Ha, gel bak, senin alanına gidiyoruz. Gel. İleridekiler daha güzel. Şöyle. Gel geçelim. Gel bakalım. Çocuk sağlığı. Bunlar da oturma yeri kızım. Yok, onu yapmayacak. Doktor muayenemizi yaptı arkadaşlar. 3 tane tahlil istedi. Şimdi onlar için geldik buraya. Kızamık da olabilir dedi. Bakalım, henüz belli değil yani. Evet. Evet kızım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Baş. Evet ama tamam. Kan tahlilini verdik, idrarı da hemen verdik. Çok şükür yani sorun yaşamadık. Hatta Mira ağlamadı bile yani kan alınırken. 1,5 saat sonra sonuçlar çıkacakmış arkadaşlar. Onu bekleyeceğiz şimdi. Yani enfeksiyonun dışa salınımı da olabilirmiş, kızamık da olabilirmiş, alerji de. Ama bence alerjiden bir tık öte. Çünkü koltuk kızım. Çünkü doktorun dün verdiği ilaçta hiçbir şekilde etki etmedi arkadaşlar. Mavi renkli kızım. Yani hani söylemiş olduğum gibi, yani dün doktorun verdiği ilaç hiçbir şekilde etki etmedi. Buraları çok yoğun arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şekilde. Bakalım 1,5 saat sonra sonuç çıkacak inşallah. Gel ablaları da göster elini, gel. Gel. Kamerada seni izliyorlar, gel. Bakın yıkatmıyor da elini. Ağladın mı Mira? Hiç ağlamadı benim kızım. Elini yıkayalım dedim. Yok dedi. Anne bu küçük kan, yıkama elimi dedi. Canım kızım benim ya. Çok mu acıyor? Ama sen hatta hemşire hanım dedi ki ilk kez ağlamayan bir çocuk oldu. Belki son bile olabilir dedi. Değil mi Mira? Hemşire doktor mu? Tahlil sonuçlarının çıkmasına daha 1,5 saat var arkadaşlar. Burada da bir kafeterya var hastanenin içinde.
Dedik ki oraya girelim. Mira tost istedi. Mira'ya babası tost söyledi. Biz de çay içelim dedik. Geliyorlar şimdi. Mehmet dedi ki biz de Çağ'la birlikte tatlı alalım. Şimdi frambuazlı cheesecake almaya gittik. Normalde hastane çaylarını hiç sevmem. Çayı da güzel vallahi sevdim. Temiz. Alerjiymiş arkadaşlar. Bacaktan iğne yaptılar. İğnesiz geçmez zaten. Biz eve geldik arkadaşlar. Böyle hemen eve gelir gelmez makarna suyunu koydum üstüne. Makarna yaptım. Yanına da sarımsaklı yoğurt koydum. İsteyen üstüne döktü. Bunlar da arta kalanı. Bunu da böyle biraz ılık şimdi soğusun. Küçük bir kaba alırım. Buzdolabına koyarım. Valla en pratik bu geldi aklıma. Zaten saatte çok geç oldu. Hani böyle uğraşılan bir şey yapamazdım. Bugünümüzde böyle olsun. Çamaşırlarım vardı. Yağacak gibi. Çamaşırlarımı hemen toplayayım. Ev halkı uyudu. Şöyle bir kahve keyfi yapayım. Günün yorgunluğunu atayım. İyi gider. Şöyle kahvemi içeyim. Ondan sonra çamaşırları toplarım arkadaşlar. Yarına kalmasın. Çamaşırları toplayayım. O dağınıklık çıksın. Biz eve gelir gelmez Mira herhalde iğnelerin etkisiyle hemen uyuyakaldı arkadaşlar. İnanın bütün akşam hastanedeydik. Hastanede vakit bir türlü geçmedi. Biz gittiğimizde doktor ameliyattaydı. Doktoru bekledik. Bekleyen hastalar vardı falan. Tahlil sonuçlarını beklederken bayağı bir zaman hastanede geçti. Bir o yana gittik, bir bu yana gittik. Öyle zamanı geçirmeye çalıştık. Alerjiymiş. Yani ben aslında kızamık olabileceğini düşündüm. Kızamığa daha yakın olabileceğini düşündüm. Doktor da öyle söyledi. Ama test sonuçları alerji dedi. Yani Mira'nın zaten kızamık aşısı vardı. Ama kızamık olanlar böyle hafif oluyormuş. Hani ona benzettim. Çünkü Mira doğdu doğalı alerjik yapıya sahip bir çocuk. Bir kere de antibiyotik kullanmıştık. Alerji yapmıştı. Mesela o antibiyotiği not almıştım. Ama bu çok kötü bir şey. Yani dün hastaneye gittik.
Doktor ilaç verdi ama hiçbir işe yaramadı. Arttıkça arttı, arttıkça arttı. Kremi sürüyorum, hiçbir etki yapmıyor. İlaç içiyor, hiçbir etki yapmıyor. Artık dedim ki cilt sonuçta, yani bu şakaya gelmez. Belki başka bir şey vardır. Başka bir hastaneye, başka bir doktora gidelim. Öyle doktor bizi yarın da çağırdı. Dedi ki bu ileri derecede bir alerji. İlaçlarımızı da değiştirdi. Önceki ilaçlar çok hafif dedi. Bu dedi asla geçirmez dedi. Biraz daha ağır seviyede bir ilaç verdi. Hani geçmezse dedi yarın da yine iki bacaktan iğne olun dedi. Alerji iğnesi. Bakalım inşallah geçer, dua edin. Gerçekten iki akşamdır çok üzülüyorum. Yani sonuçta bu cilt çocuğun etkilenmesini de istemiyorum. Yani böyle Mira şimdi oyun zannediyor. Tabii küçük değil. Aa yüzümde diyor kırmızı kırmızı noktalar çıktı. Hatta mutlu bile oluyor. Etkilenmesini istemiyorum dedim, şu hani ileride leke kalmasın, hani korktum yani, hani alerji mi alerji değil mi bilmem gerekiyordu. O yüzden gittik işte, kesin alerji ama benim bir alerji testi yaptırmam lazım Mira'ya, neyin alerji olduğunu neyin olmadığını tespit etmek için. Alerji testi kısmı kapalıydı. Hafta sonları biliyorsunuz bu tarz yerler kapalı oluyor, özel hastanede olsa çocuk bölümü bir tek açık oluyor. Dönüşte işte eczaneye uğradık, eve geldik. Mehmet yine sabah çok erken gidecek, erken uyudu. Erken uyudu dediğim gelir gelmez işte bir şeyler atıştırdı uyudu. Aksilik eczanede de, nöbetçi eczanede ilaç yoktu. Başka uzaktaki eczaneye gittik falan, öyle bayağı bir hırpalandık. Yani şöyle hırpalandık derken, yani çocuğum hasta olmasına ben hasta olayım. Hani gerçekten ona bir şey olunca ben de psikolojik ben çöküyorum. Hani diyorum ona bir şey yiyeceğine bana gelsin. Gerçekten yorucu bir süreç. Yoksa hani çok şükür eğleniyor, koşuyor, şey yapıyor. Hani güzel vakit geçirdik hastanede. Bir o yana bir bu yana gittik ama işte anne baba yine de tedirgin oluyor, üzülüyor. Öyle inşallah, bakalım yarın da gideriz de yüzündeki kızarıklıklar geçer, alerji seviyesi düşer. Dua edin ne olur. Instagram'dan bana çok güzel yazanlar var. Biz gerçekten çok güzel bir aile olduk. Orada DM kutum doldu, taştı, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Biz gerçekten çok güzel bir aile olduk. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim arkadaşlar. Beni şurada bekleyen çamaşırlar var. Onları katlar yatarım. Bugün böyle sizi biraz sıkmış olabilirim hastane olaylarından. Her günüm düğün değil, her günüm bayram değil. Biliyorsunuz burada ne yaşıyorsam onu gösteriyorum. Bugün de böyle bir günüm geçti. Bu arada hastanede ne oldu biliyor musunuz? Biz böyle tam çıkarken bir hastanın yakınları gelmiş. Hasta vefat etti galiba. Böyle onları izlerken çok üzüldüm. Sonra mahalleye geldik. Baktım bir asker eğlencesi var, düğün yapıyorlar. Hayat ne değişik değil mi? Aynı anda aynı zaman diliminde bir kişi yas tutarken bir kişi düğün yapıyor. Yani o yüzden aslında hayat çok kısa, sevdiklerimizin değerini bilmeliyiz yani. İyi güzel davranışlar sergilemeliyiz. Değişik, yalan dünya boşuna dememişler. Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.